Herkese merhabalar arkadaşlar. Üslü sayılar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, üslü sayılar konusuna geçmeden önce hemen aralık takvimimize bir bakıyoruz. Ne yapmıştık? Mutlak değerli hızlı bir giriş yapmıştık. Denkleme eşitsizlik canlı yayınla Müthiş olmuştu. Cillop gibi olmuştu ve de sonrasında arkadaşım bugün itibariyle 16 Aralık Perşembe günü saat 16 itibariyle üslü sayılarla karşınızdaydık. Ve de haftaya yine canlı yayınımız var köklü sayılar. Daha da önemlisi arkadaşım yazılı kampları başlıyor. Çünkü artık Ocak ayı ne demek? Bizim için tatil ayı demek. O yüzden de tatil geliyor yavaş yavaş. Ara tatil 15 gün heyecanlıyız. Ama öncesinde yazılarımızı güzel bir halledelim. Evet arkadaşlar bitirdik. Şimdi bugün üstü sayılar yapacağız. Üstü ifadelerin tanımı çok önemli. Yapacağız. Üstü ifadenin özelliklerini ilmik ilmik işte işleyeceğiz. Çok güzel özellikler var akılda kalıcı şeyler söyleyeceğiz. Üstü denklemleri göreceğiz. Acaba bunlar eşitliklerde ne oluyor? X üzeri en eşittir bir denklemi yazıldı. Muhakkak çıkacaktır. Bu kısmı da ayrıntısıyla anlatacağız. Arkadaşlar üstü sayılar konusuna geçmeden önce son bir kez de ödevimizi verelim hızlıca. Arkadaşlar ödevimiz Artık mutlak değeri de bitirdik. Üstü ifadeler sayfa 132'den başlıyor arkadaşlar. Nereye kadar? Tabii ki de köklü sayılara kadar. Bakın köklü sayılarda 142'de. 132'den 142'ye sıfırdan 9'a kitabımızda konu anlatımlı kısımda konuları çalışıyorsunuz. Buraları iyi öğreniyorsunuz. Sonrasında arkadaşım hocam ben konumu çalıştım sorumu çözeceğim diyorsan sorularda da arkadaşlar bakın üstü ifadenin özelliklerini zang diye açtım. Hemen nerede? 124'ten başlıyor. Nereye kadar arkadaşım? Yine köklü sayılara kadar. Yani 130'a kadar. Nereden? 124'ten 130'a kadar. Bunu da 122'den 130'a kadar yapıyorsun. İkisini de çok güzel bir şekilde yapıp bitiriyorsun. Çok uzatmayalım derse başlayalım. Üstü sayı nedir arkadaşım? Üstü sayı nedir biliyor musun? A bir reel sayı olmak üzere. Yani bilinen bir şey. Nedir doğal sayı olmak üzere. Nedir? A çarpı A çarpı A çarpı A, çarpı, A. nereye kadar? En tane A'nın çarpımı. Yani aynı sayıyı kaç kere çarpıyorsan işte o çarpma üstlü sayıyla gösterilir arkadaşlar ve a sayısının eninci kuvveti derler. Bakın üssü, kuvveti, derecesi bunlar hep aynı kelimelerdir. Kuvvet ne demek? Yani ne kadar desteklenmiş eninci ki en kere desteklenmiş yani arka arkaya çarpılmış arkadaşım unutma. Burada a dediğim şey tabandır bak taban ve üst. Üst ve taban, üst ve taban a üzeri n demek tabanı a kuvvet üssü de ne olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar ve Burada müthiş bir yıldız, müthiş bir önemli bilgi. Ne o? Toplamının kısa gösterimi çarpmadır. Bak toplamının kısa gösterimi çarpmadır. Çarpmanın kısa gösterimi üssü sayıdır arkadaşım. Ne anlatıyorsun hocam? Bak a a a a a toplarsan bu adamları en tanelerse en çarpı a. Yani en tane a demek bu. Güzel ama çarpmada A çarpıyorsan n tane. Biraz önce söylediğimiz gibi nedir? A üzeri n'dir. Bakın çok büyük yanlışlar yapılan, ezbere düşünen ve de saçmalanılan matematiğin en büyük saçmalıklarından birini yaparsınız. Gerek yok. Toplamada n çarpı a, çarpmada da a üzeri n olacak arkadaşlar. Şimdi temiz bir şekilde üstü sayılara geçeceğiz. Ama öncesinde sana hemen birkaç örnek göstereyim. Bak bilmen gerekenler 2 üzeri 3 derse sana Nedir bu? 2 çarpı. 2 çarpı 2'dir. Bitti. Mesela 5 üzeri 2 derse sana bu nedir? 5 çarpı 5'tir. Bitti. Mesela 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 derse bu nedir? 2 bölü 3'ün 4. kuvvetidir. Bunları çok iyi bilmem lazım arkadaşım. Hatta ve hatta bunu da içimden geldi söyleyeyim. Eksi 4'ün Mesela dördüncü kuvveti derse eksi dört çarpı eksi dört çarpı eksi dört çarpı eksi dört olacak. Dikkat dikkat çok önemli. Eksi dördü bakın dört kere çarptığım için eksi eksi artı eksi eksi artı oldu. Demek ki ne kadar negatif olsa da çift kuvvetler artı yapar. Bunlardan birisi olmasaydı üzeri üç olsaydı eksi eksi artı bir tane daha eksi eksi olacaktı. Ne demek istiyorum? Birazdan daha net anlatacağım. Üst üst sayı bu demek arkadaşlar gerisi tıraş gerisi hikaye peki üstü ifadenin özellikleri neler hemen ona bakalım birinci özellik bak temel özellik lütfen bunu çok iyi bil arkadaşım a sıfır değilken yani tabanım sıfır değilken herhangi bir sayı varsa burada eksi artı bölü fark etmez üzeri sıfır olan her şey birdir kim hariç sıfır hariç geldim buraya üstüm sıfır değilken aynı muhabbet sıfır üzeri sıfır sıfır üzeri sıfır tanımsız olduğundan dolayı sıfır hariçindeki Sıfırın bütün kuvvetleri bana neyi verir? Sıfırı verir. Unutma. Ve bir üzeri en istisnasız birin üzerine ne koyarsan koy. Cevabı nedir arkadaşım? Bunu düzeltelim. Nedir bunun cevabı? En değil birdir arkadaşım. Ne koyarsan koy bir üzerine cevabın birdir. Ve burada görünmez bir A'nın üzerinde görünmez bir bir vardır. Ya da A üzeri bir her sayının birinci kuvveti kendisidir dedim. Bu arada buralarda sıfır olmaz demiştik. Bir kere daha es geçmeyelim. Sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. Çünkü niye? Acaba sıfırı sıfır sıfır sıfır, sıfır çarpı mı? Cevap sıfır mı? Yoksa sıfırıncı kuvvetten dolayı bir mi? İşte onu bilemeyeceğin için tanımsız dedik. Tanım da yok arkadaşım haberin olsun. Şimdi gel buraya. Şurayı bir kere daha söyleyelim. Birin bütün kuvvetleri nedir? Cevabı birdir. Geldim buraya. Bin üzeri 2021 olsa ne olur? Bir olur. Başka bir şey olmaz. Peki üzeri bir olan şey neydi? Her zaman kendisiydi. 2021'i yaptık. Bölü. Peki sıfırın herhangi bir kuvveti neydi? Cevabı sıfırdı. Artı. Ve herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi peki? Sıfırıncı kuvvette birdi. Ama hocam eksi var. Eksi 1 değil mi? Değil. Bak eksi bir sayıda olsa artı bir sayıda olsa sıfırıncı kuvveti birdir dostum. O zaman bakıyorsun burası ne oldu? 2022 bölü 1 o zaman ne oldu? 2022 olmuş oldu. Süper bir soruydu, öğretici bir soruydu. Birinci kuralımı süper yaptım, bitirdim. Şimdi yavaş yavaş sağlam kurallara geçelim. Bir, basit işlemlerde. İki, üstlü ifadelerde çarpma. Bakın, tabanlar aynı ise üstler toplanır. Unutma arkadaşım, üslü sayılarda çarpma iki şekilde olur. Birincisi, tabanlar aynı ise Üstler toplanır ne zaman çarpmada? Tabanlar aynıysa üstler toplanır ne zaman çarpmada? Bu konuyu unutmayalım. İki. Peki üstler aynıysa ne olur çarpmada? İşte ortak üste girer. Unutma. Lütfen bu dediklerimi benim gibi öğren bak. Benim sana söylediğim gibi aklına işlesin bunlar. Tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada. Tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada. Üstler aynıysa ortak üste alınır. Üstler aynıysa ortak üste alınır. Ama bakın size bir şey söyleyeyim. Matematikteki en önemli kural nedir? Düzgün yazmaktır arkadaşım bak. Düzgün yazmaktır. Bakın yazmak kelimesini bile düzgün yazdım. Bakın devam edeyim. Ama daha önemlisi iyi bir matematikçi, iyi bir net yapmak istiyorsan, matematikten yüksek net yapmak istiyorsan her verilen kuralın tersini de iyi bileceksin. Çünkü adam sana çoğu zaman bunu söylemeyecek. Ne yapacak? Üstü toplama verecek. Sen ayıracaksın. Mesela bakın burada A artı 3 demiş 2 üzeri. Demek ki bu geçmiş hayatında nedir biliyor musunuz? 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 3'tür. Ve bu sana ne getirir biliyor musun? 8 bu 8'dir. 2 üzeri 3 8'dir. 8 çarpı 2 üzeri a getirir. Yani 8 tane 2 üzeri a getirir. Görüyor musun? Olayı işte böyle. İstediğim gibi parçık pinçik ederim. Toplama ise cart diye ne yaparım? Çarpma şeklinde yazabilirim. Tabanlar aynı üstler toplanmış diyebilirim. Bakın burada da hiçbir zaman sana üstleri aynı ayrı ayrı vermeyecek. Ne yapacaklar? bitişik verecekler. Sen ayıracaksın. Nasıl yani? 15 üzeri K'sı o. 5 çarpı 3 üzeri K'dır. Aslında bunlar önceki hayatları nedir? Üstleri aynı tabanları farklı olan iki elemandır. Demek ki 15 üzeri K'yı da cart diye sen 5 üzeri K ve 3 üzeri K diye ayırabilirsin. İkinci kuralım üslü ifadelerde çarpmaydı. Üçüncü kuralımsa arkadaşım üstü ifadelerde bölme. Peki nasıl böleceğiz? Tabanları aynıysa üstler çıkartılır. Ne zaman? Bölmede. Tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpmada. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır bölmede. Bakın üstleri çıkaracaksınız. Peki üstler aynıysa bölmede ne olacak? O zaman yine ortak üsse alacaksın. X bölü Y üzeri M yapacaksın. Çarpmada birebir aynısı. Artı yerine eksi var. Ortak üsse alma aynı. Ne zaman? Üstlerin aynı tabanların farklıysa. Yine söylüyorum düzgün yazarsan matematiği yaparsın. Ama matematikte iyi yapmak istiyorsan da ne yapacaksın? Tersten kuralı Bakın hiçbir zaman size bunu vermeyecekler. Tam tersi bunu verecekler. Ne o? Bak 3 üzeri a eksi 2. O ne demektir biliyor musun? Geçmiş hayatlarında bunlar 3 üzeri a bölü 3 üzeri 2'dir. Ne oldu? Olaya bak şimdi ne oldu? Tabanlar aynısı üstler çıkarılacak. A eksi 2 oldu bir sıkıntı yok. Ama daha güzellik ne biliyor musun? Burası ne oldu biliyor musun? 3 üzeri a bölü 9 olmuş oldu. 3 üzeri a bölü 9 olmuş oldu. Ve burayı da süper bir şekilde yaptım. Yani ne olmuş oldu? Bilinmeyen bölü sayı olmuş oldu. Yine işlem yaparken de bizi rahatlatacaktır. Bakın yine söylüyorum. Burada da size bu şekilde verilmeyecek. Her zaman bu şekilde verilecek. Ne yapacaksın? Sen sanki ortak üs alınmıştı ya. Sen de bunları parça parça yine ayrı ayrı da alabilirsin. Ne demek istiyorsun hocam? Bunları ayrı ayrı alırsak da 2 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 olmuş olacak. Ayrı ayrı yapmış olacağız. 2 üzeri 4 nedir? 2 kere 2 kere 2 kere 2 yani 16'dır. E 3 üzeri 4 nedir? 3 üzeri 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81'dir. Mesela bunu da böyle rahatlıkla bulursun. İkinci ve üçüncü kuralımız da bitti. Çarpma bölme de tamam. Aynen devam. Geldim buraya. Dördüncü özelliğim üstü ifadenin negatif kuvveti. Peki x'im sıfır olmazsa. Bak sıfır olmadığı üzere. Ne olacak? x üzeri eksi 1 demek hop takla attır. Niye? Bunun altında görünmez bir var. Eksi demek takla atması demek. Peki üzerinde en varsa takla atıp üzerine en koyacaksın. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu sadece takla atmak demek. Takla attırıyorsun. Bak üzerin negatif olması sayıyı negatif yapmaz. Üzerinin negatif olması başka zorluklar çıkarmaz. Sadece takla attıracaksın. Başka hiçbir muhabbet yok. Geldim buraya. X bölü Y üzeri eksi en varsa ne yapacaksın? Eksi sadece takla attırmaktır. Bak ne oldu? X bölü Y, Y bölü X oldu. Takla attıracaksın. Başka da bir şey yok. 5. Üstü ifadenin üssü. üslü ifadenin üssü. Bakın x üzeri n bir üslü ifade üssü m işte üssün üssü çarpmadır arkadaşım. x üzeri n çarpı m'dir. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? x üzeri m üzeri n nedir? Üssün üssü çarpma olduğuna göre x üzeri m çarpı nedir? E, bunlar aynı şeyler değil mi? Çünkü çarpmada değişme özelliği var. Ha, o zaman buradan şunu anlayabilir miyiz? x üzeri n üzeri m eşittir. x üzeri m üzeri n'ye. O zaman ne diyebilirim? Demek ki üstler yer değişebilir. Bunu da unutma. Şimdi bu soruyu niye koyduk? Bak burada da ne yapman lazım? Üssün üssü. Belki burası geçmiş hayatında 2 üzeri 6 üzeri 2 idi. Belki de geçmiş hayatında bu 2 üzeri 3 üzeri 4'tü. Belki de geçmiş hayatında bu 2 üzeri 2 üzeri 6 idi. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ama burada neye göre olacak peki hocam? Bunu nereden bileceğim? Adam sana 8'li bir şey söylüyorsa 2 üzeri 12'yi 2 üzeri 3 üzeri 4 yap ki bu 8 üzeri 4 olsun aynı zamanda. Buna benzer şeyler. Adam sana 4'lü bir şey diyorsa bakın 2 üzeri 2 4 o zaman 4 üzeri 6'dır dedim ve bu şekilde yapmış oldum. Yani bütün şeyi de soru içinde isteğine göre parçalayabilirsin. Unutma aklında olsun. Ve geldik o ilk başta söylediğim artı eksi muhabbetine. Bakın arkadaşlar 1 eksi sayının Bakın a artı bir sayıymış. Eksi a da eksi bir sayıdır. Eksi sayının tek kuvveti 2 an eksi 1 tek kuvvet göstergesidir. 2 an eksi 1 tek olduğuna göre o zaman tekse ne yapılır? Eksiyi dışarı kusar. A üzeri 2 an eksi 1 eksi dışarı kusuldu. Çiftse kuvvetim benim. Çiftse ne olacak? Eksiyi yutacağım. İşte bu. Peki burada parantez olmazsa ne olur? Eksi A üzeri 2 an Arkadaşım burada eksiği yutma olmaz. Çünkü eksi a üzeri 2'nin eksisi. Unutma bunu. Buna göre olması lazım dedim. Ve bu nedir? Parantezli olmasıyla parantezli olmaması birbirine eşit değildir. Şimdi iki tane yazılı sorun var. Bunlar çünkü yazılıda çıkma ihtimali yüksek. Çok dikkatli bakalım şimdi. Böyle bir soru da arkadaşım bak yazılı sorusu olarak geldi. İlk yapman gereken işarete bakmak. Bak işareti bul kenara yaz. Sonra işlemleri bulursun. Nasıl hocam işareti bulalım? Bakın 6 parantezin dışında değil. 6 parantezin içindeyse o zaman eksi aynen kalacak. Çarpı bakın burada bir eksi vardı. A üzeri 7 artıdır. Geldim buraya çünkü işaretini bilmiyorum. A'yı bulacağım ya sıkıntı yok. Buna geldim bak eksi 2. Eksi sadece ters döndürüyordu. Bir anlamı yoktu. İki de çift ama parantezin dışında değil. Önünde de eksi var. Demek ki o zaman burası da eksi. Pardon, şurası eksi. Şöyle yapsak daha iyi olur. Burası da eksi. Çarpı bakın üzerinde 2 var ama parantezin içinde. Dışında ne var? 4. O zaman burası da eksi. Çarpı bakın ne oldu burada da eksi ama üzerinde çift kuvvet var. O zaman bu da artıdır dediğim. O zaman eksi artı eksi. Bakın burası bir eksiye ulaştı. Burası bir artıya ulaştı. Burası da zaten kendisi artı. Artı artı. Daha da artı. Bir de eksiyle çarparsam cevabım ne oldu? Eksi oldu. Bakın cevap kesinlikle eksi. Bu benim aklımda. Devam. Şimdi bakın artık eksi artıya bakmıyorum. Ama önümdeki üstlerden bahsetmiyorum. O zaman a üzeri 6 çarpı a üzeri 7 çarpı a üzeri eksi 2 çarpı üstün üstü çarpmaydı. A üzeri 6 çarpı üstün üstü çarpmaydı. Eksi 12 dediğim burayı da bitirmiş olduğum. Hemen bak Tabanlar aynıysa Üstler toplanacak. A üzeri 6. A üzeri 6. Ne oldu? A üzeri 12. Ya bir de şurada A üzeri eksi 12 vardı. O zaman bunlar da birbirini götürdü. Geriye ne kalmış? A üzeri 7. Tabanlar aynısı. Üstler toplanacak. A üzeri 5 kalmış oldu. Bu kadar işte. Yapacağın şey ben olsam senin yerinde eksiye bakmak. Cevabın bitti mi? Bitmedi arkadaşım. Çünkü bak eksiği yazdım. cevapta A üzeri 5. O zaman bunun cevabı nedir biliyor Eksi A üzeri 5'tir. Eksi üzeri 5'tir dedim. Bu kısmı da süper bir şekilde bitirdim. Şimdi ikinci yazılı soruma geldim. Bak ikinci yazılı sorumda da yine aynı şey. Parçık pinçik et arkadaşım. Bu geçmiş hayatımda neydi? Tabanları aynısı. Üstler toplanmış. Ne zaman? Çarpmada. Burası ne? 180. E bu 36. 6'nın karesi. 6 kere 6 36. E 180 de sadeleşti. E 36'yı 5 ile çarparsan 180. O zaman 6 üzeri x neymiş? 5'miş. Şu anlık başka hiçbir şey yapamam burada. Peki soru ne? E soruya bakıyorsun soru da 2 üzeri x artı 1, 3 üzeri x eksi 2. E bunu da parçık pinçik edelim. x çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x bölü 3 üzeri 2. Tabanlar aynıysa üstler çarp toplanacak. Ne zaman çarpmada tabanlar aynıysa üstler çıkarılacak. Ne zaman bölmede. O zaman böldük. Hemen toparlayalım. Bakın şu 2'yi başa atayım. Şurada bölü 9 var. Onu da başa atayım. Bir de şurada ne var? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x var. E tabanlar aynı olduğunca tabanlar farklı. Üstler aynı olunca ne oluyordu? Ortak üste giriyorlardı. 2 çarpı 3 üzeri x olmuş oldu. Peki bu ne demekti? 6 üzeri x demek. 6 üzeri x de burası 5 demek. O zaman 2 bölü 9 çarpı 5 eşittir. Nedir? 10 bölü 9'dur dedim. Ve bu kısmı da bitirmiş olduğum. Geldiğim başka iki sorum arkadaşlar. 2 üzeri x artı 2, 4 üzeri 2x eksi, 2 eksi x, 8 üzeri x eksi 1 var arkadaşlar. Bakın şunları unutmayın. 2, 4, 8 bunlar hepsi 2'nin akrabalarıdır arkadaşlar. 2'nin sülalesindendir. O zaman bunları şöyle bir yazalım. 2 üzeri x artı 1'i yazdım. Sonrasında 4'ün yerine 2 üzeri 2 üzeri 2 eksi x yazayım. Sonrasında da 8'in yerine de 2 üzeri 3 parantezinde x eksi 1 yazayım. Hatta şurası x eksi 1 eşittir. Bakın üssün üssü çarpma mıydı? Evet burada bir şey yok. x artı 1 çarpı. Üssün üssü neydi? Çarpmaydı. Bunu da yaptık. Üssün üssü neydi? Çarpmaydı. 3x eksi 3 demiş olduğum. Bakın artık tabanlarım aynı mı? Gönül rahatlığıyla tabanlar aynısı üstleri toplayabilirim. x artı 1 artı 4 eksi 2x artı 3x eksi 3 olmuş oldu. Burayı da toparladık. Bakarsam şimdi ne oldu arkadaşım? Hemen bakıyorum. Bakarsam x eksi 3x eksi 2x x. x de burada var. O zaman 2 üzeri ne olmuş oldu? 2x olmuş oldu. 1, 4 bir de eksi 3 var. O zaman ne olmuş oldu? Burası da artı 2 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi ne yaptık? 2 üzeri şeklinde bulmuş olduk. Hemen sayılarıma bakıyorum. 1, 4, eksi 3. Tamam 5'ten 3 çıkarsa 2. X eksi x eksi x. O zaman eksi 2 x eksi x oldu. 3'ü toplarsam artı 2 x olmuş oldu. Doğru bulduk. Ne yaptık? Üstün üstü sonrasında tabanlar aynı olduğunu gördük. Hemen bir başka soru. Bak burada da ne var? Eksi 5'in karesinin 10. kuvveti çarpı. Burada da bakın üstün üstü var. Eksi 15 bölü 625 de 25'in 2 katı 25'in karesi yani 5'in 4. kuvveti. O zaman eksi 5'in dördüncü kuvvetinin 2 olmuş olduğu. Şimdi lütfen buraya çok dikkatli bakın. Bakın burada bir çift var mı? Var. Eksiyi yutar. Bitti. Yuttuğu anda tabanlar aynısı üstler toplandı. 5 üzeri 20. Burası ne oldu? 5 üzeri eksi 15. Bölü. Bakın burası ne oldu? Çift olduğu için burası artı oldu. 5 üzeri 5 üzeri 4 üzeri eksi olduğundan dolayı da 5 üzeri eksi 8 oldu. O zaman tabanlar aynısı hemen üstler toplanacak çarpmada bölmede çıkarılacak. Hepsini bir anda yazabilirim. 20 artı eksi 15 eksi eksi 8 yapmış oldum. Hemen buradan da ne gelmiş oldu? 5 üzeri 15 artı 8 daha 23 olmuş oldu. İşte bu kadar. Bu soruyu da güzel bir şekilde yapmış olduk. Ne yaptık burada? Bir daha söyleyeyim. Şurayı düzeltelim bir daha arkadaşlar. Eksi 15'e 5, 8'e toplarsan 13 eder. Orayı bir düzelteyim. Burası 23 değil. 13 on olacak. Ondan sonra yanlış yaptın olmasın. 13'ü yaptık arkadaşlar. Bakın buradan da yapabilirsiniz. Eksi 15, artı 8 daha nedir? Eksi 7'dir. Eksi 7. 20'den 7 çıkarsa da 13 olmuş oldu. Geldik. Üstü benzer ifadelerin toplamı. Bak 7. kuralım. 6 tanesi çok güzel geçti. 7. kuralım. Üstü ifadelerin benzerleri toplayacağız. Bakın. Bu matematiğin her yerinde öyle. Mutlak değerde olsa, köklü sayıda olsa elma muhabbeti yaparsan rahatlarsın. Ne diyorsun hocam? Bak 3 tane elma, 4 tane elma, eksi 5 tane elma. 3 ile 4 topla 7 elma, 5 çıkartırsa 2 tane elma. Benzer ifadeler ya. O zaman ne yapıyorsun? Benzerlerde ne istiyorsa toplayıp çıkarıyoruz. Ve burayı bu kısmı halletmiş oluyoruz. Devam edelim bakalım. Bakın burada önemli olan bunların... Katsayılar işte önemli olan bunların derecelerinin aynı olması ki tane şeklinde söyleyebileyim. Aa bunların dereceleri aynı değil. O zaman ne yaparız? Parçık pinçik ederiz. Ben sana demiştim. 2 üzeri mesela 16 varsa bunu sana 2 üzeri 8 üzeri 2 de diyebilir. Ya da 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 9 da diyebilirsin. İkisi de olabilir. Tabii ki de burada toplamada bakın her zaman büyüğü küçüğe göre yazacağım. Kime göre? 18'e göre. O zaman 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 2'dir bu. Artı 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 1'dir bu. Bir de burada bir tane mazlum 2 üzeri 18 var. Bu da 28 çarpı x ediyormuş. Peki arkadaşım bak burada ne var? 4 tane 2 üzeri 18 artı 2 tane 2 üzeri 18 artı 2 üzeri 18 eşittir. 28 çarpı x. O zaman bakarsan 2 tane burada var. 4 i̇şte tane. 2 tane burada var. 6. 1 tane de görünmez var şurada. 1 bir tane, bir tane olduğu için o zaman ne oldu? 7 tane 2 üzeri 18 eşittir. 28 çarpı x'miş. Her tarafı 7'ye bölersem arkadaşım. O zaman ne olmuş oldu? Burası 2 üzeri pardon şöyle yapalım. 2 üzeri 18 eşittir. 4 çarpı x oldu. E, arkadaşım düzeltirsek bunu 2 üzeri 18 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı x'tir. E tabii ki de bunu karşıya bölü olarak atarsam da üstler çıkarılacak. 2 üzeri 16 eşittir x'tir dedik ve süper bir şekilde bittik. Ne yaptı? Şurası karşıya bölü olarak geçti. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkardım ve olayı bitirmiş oldum. Gördüğün gibi üstü ifadelerin benzeri toplamı denklemi de bu şekildeymiş. Bakın denklemede hafiften giriş yaptık bitti. Şimdi bonus bir soru var. Bu soruyu yapalım arkadaşım. Nasıl yapacağımızı hemen bir göz atalım. Bonus soruda yapacağın şey şu. Bakın 2 üzeri x, 3 üzeri x, 5 üzeri x'i MNK harfiyle göstermiş. 180 üzeri x MNK türünden değeri nedir diyor. Her kitapta vardır. Hoş bir sorudur. Ben de bonus olarak eklemiş olayım. Sen burada x'in ortak ya. Bakın bunlarda da x var. O zaman ona göre hareket etmen lazım. Nasıl yani hocam? Bakın 180'i çarpanlarına bölelim. Çarpanlarına ayıralım. Benim gördüğüm şu an 36'ya bölünüyor. 5 kalıyor. 5'e bölersem ne bir? 36 nedir? 6 kere 6'dır. Ya da 4 kere 9'dur. O zaman 180 dediğim nedir biliyor musunuz? 180 üzeri x dediğim şey 2'nin ikinci kuvveti 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5'tir. Ve bunun da üzerinde x var. Hemen parçak binçik edelim. 2 üzeri bakın 2 üzeri 2 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x Şimdi arkadaşlar çok dikkat 3 üzeri 2 üzeri x 3 üzeri 2. Bakın burada ne yapacağız? Burada üstte, üstün üstü çarpma yapmayacağız. Bildiğimiz bir şey vardı. Neydi o? Üstle üssü yer değiştirebilirdi. O zaman değiştirsin hemen. Bakın ne olacak? 2 üzeri x üzeri 2. Hani m ile n'de yapmıştık ya. n çarpı m, m çarpı n eşit olduğu için o zaman bunlar yer değişiyordu. O zaman burası ne oldu? 3 üzeri x'in karesi. Burası da 5 üzeri x'tir. Peki 2 üzeri x nedir arkadaşım? 2 üzeri x m'dir. M'nin karesi çarpı burası nedir? N'nin karesi çarpı burası da K'dır. İşte bu. Bu tür sorular soracaklar. Ne yaptık? X'i dağıttık tek tek. Çünkü niye? Bir araya getirdiyse aslında o geçmiş hayatında dağınıktır dedik. Ve bu sorumu da yapmış olduğum. Artık geldik üstlü denklemlere arkadaşım. Üstlü denklemlerde bilmen gereken çok büyük bir ekşin yok. O da bilmen gereken şey şu. Tabanlar aynıysa bir denklem varsa, eşitlik varsa üstlerde aynıdır. Ne zaman hariç? Ne zaman? X sıfır olmayacak. X sıfır olmayacak. Bir de X artı eksi bir ol olmayacak. Artı eksi bir olursa olmaz. Bir de sıfır olursa da olmaz. Ama bu şekilde olursa tabanlar aynıysa her zaman üstlerde aynıdır dedim. Peki X üzeri Y, y X üzeri Y üzerine. ne? Bu ne demek biliyor musun arkadaşım? X üzeri Y ne? Y üzerine. ne? İşte burada N'nin üssün Tek mi çift mi olduğu çok önemli. Tekse hiçbir sıkıntı yok. Mesela burada gösterdiği gibi x üzeri 5 eşittir. Bu da nedir? 2 üzeri 5. Bakın bunun başka istisnası yoktur. Tabanlar üstler aynıysa o zaman tabanlar da aynı olmak zorundadır. Bakın üstler aynıysa tek olduğunda tabanlar da aynıdır. Ama çiftse ne olacak? Çiftse ben iki kola ayrılacağım. Bir gerçekten birbirine eşit olabilirler çiftse ya da eksilisi olabilir. Çünkü niye çiftse üssüm benim çift olduğu için ne yapıyordum? Negatifliği yutuyordum. O zaman gel gör bakalım şurayı. O zaman ne diyoruz? İki tane ihtimal var. Ya gerçekten birbirlerine eşitlerdir çift oldukları için ya da nedir? Bunlar birbirine eşit eşit değiller. Nedir? Eksisine eşittir. O zaman burası da eksi yedi olabilir. Bakın bir yediye eşit bir de eksi yediye eşit. O zaman attım biri karşıya altı. ikiye böldüm 3. Hemen elim kafam kafam elimden hızlı çalıştığı için kafamı kullandım. 1'e attım 6, 2'ye böldüm 3. 1'e attım eksi 8, 2'ye böldüm eksi 4 dedim. Bitti. İşte bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken iki tane almak. Ya bu içleri birbirine eşittir ya da içleri birbirinin eksisidir. Geldiğim model sorumu arkadaşım. Bak model sorumda da yine aynı mevzular. Denklem var. Bakalım nasıl yapabiliriz? Görelim. 128 nedir arkadaşım? Bunları çok iyi bil bak. 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 3 8'dir. 2 üzeri 4 16'dır. Bak 2 üzeri 5 benim aklım hep bunda arkadaşım. Neden? Çünkü bunun üstüne hep eklemeyi yapabilirsin. Ama aklında olsun. 2 üzeri 6 64'tür. 2 üzeri 7 nedir? 128'dir. 2 üzeri 8 256'dır. 2 üzeri 9 512'dir. Bir de 2 üzeri 10 var. 10 var. Onu yaz. 2 var. 2'yi yaz. Bir de sonunda 4 var. 1024 oldu. Bakın şunla şu ikisi aklında kalsın. 2 üzeri 8'i sorarsa 1024'ten 2 geri git. 512 256 dersin. Sana 128 sorarsa 32. 64 128. Yani 7. dersin. Aynen burada da 2 üzeri 7 üzeri x artı 1 var dedim. Burada da ne yazıyor? 5 bölü 10 yazıyor. 5 bölü 10 nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 nedir? 2 üzeri eksi 1'dir arkadaşım. Adam takla attırmış. Bak takla atmayı böyleden bu durumdan değil. Bu durumdan buraya da çevirmen lazım. Çünkü niye? 2 üzeri eksi 1. Bak şimdi birazdan ne olacak? Tabanlar birbirinin aynısı olduğu için çok rahat bir şekilde üstlerde birbirinin aynısı diyeceğim. Geldim buraya. 2 üzeri 7x artı 7 eşittir. 2 üzeri 3x eksi 1. Eksi 3'dü. Eksi 1 çarpı eksi 3. 3. Artı birden dolayı da eksiyi dağıtırsan eksi oldu. Hemen bakıyorum tabanları aynı. Tabanlar aynı ise kural neydi? İstisnasız üstler de aynı olmak zorundaydı. Hemen attım karşıya 4x. Hemen attım karşıya eksi 8. O zaman x ne oldu? Eksi 2 olmuş oldu. X'im eksi 2 çıkmış oldu. Ne yaptım? Çok güzel yaptım. 128'in 2'nin bir akrabası olduğunu. 0,5'in yarım olduğunu, yarımın da 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin de 2 üzeri eksi 1 olduğunu biliyorum ve bu olayı da bitiriyorum. Geldik denklemlerde 3. kurala ve yine söylüyorum yazılı sorusu yazılı çıkabilir arkadaşlar. Yapman gereken şey şu. X üzeri en eşittir 1 ise cevap ne zaman 1 oluyordu? 1. Ne zaman üssün 0 ama ne olmaması gerekiyor? Tabanın 0 olmayacak. Üssün 0 bütün sayının değeri 1'di ama ne olacaktı? tabanı sıfır olmayacaktı. 2. Buraya çok dikkatli bak. Ne görüyorsun? X üzeri 1. Yani tabanın 1 ise tabanın 1 ise kayıtsız şartsız üssünün ne olduğunun önemi yok. Nedir arkadaşım? Birdir. O zaman bak üssün sıfır hemen taban sıfır olmayacak. Üs, tabanın bir hiçbir anlamı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey olabilir. Ama bir de bir durum daha var. Tabanın eksi 1 ise o zaman en çift olmalı çünkü eksi yutsun ki işlem sana kalsın dedim ve burayı da bitirmiş oldum. Şimdi model sorum var. Bak olayı iyi anlayalım. Birincisi neydi arkadaşım? Aklında olsun üssün sıfır olabilir. Yani x artı 3 eşittir sıfır olabilir. Bir, de, bir üssü sayının cevabı bir O zaman ne oldu? x eşittir eksi 3 oldu. Hemen kontrol ediyorum tabanım sıfır mı? Hayır. Eksi 3 üzeri sıfır oluyor. Birinci durumdan bir tane kök geldi. İkinci durumum neydi? Kayıtsız şartsız tabanın 1 olmasıydı. x eşittir 1 oldu. Hiçbir önemi yoktu. Ne oldu? Üstünde 4 oldu. Herhangi bir reel sayı oldu. Buradan da biri buldum. Üçüncü kuralım neydi? Üçüncü kuralım da tabanımın eksi 1 olması. O zaman x'e ben eksi 1 dersem bakalım olacak mı bu arada? x artı 3'te ne olmuş oldu? Eksi 4 olmuş. E, eksi 4 değil pardon. Eksi 1'i 3 toplarsan 2 eder. 2. Bakın 2 olmuş oldu. Üssüm de 2 oldu. Bak tabana eksi 1 dersem üssüm 2 oldu. Yani üssüm çift oldu mu? Oldu. O zaman bu da bu da bu da geçerlidir. Hemen x'in değerlerini bulalım dedik. Eksi 3 1 eksi 1 olduğunu bulmuş oldum. Bakın ne yapıyoruz? Bulmak yetmiyor. Taban 0 olmayacak. Bulmak yetmiyor. Üssüm çift olacak. Burada da bulmak direkt yetiyor. Aklında olsun. Üssüm sıfır olabilir. Tabanın 1 olabilir. Tabanım eksi 1 olup çift olması lazım. Üssümün aklında olsun. Dördüncü kural ve son kural. Bu kuralda da arkadaşlar yapmamız gereken, bilmemiz gereken nedir? O da şudur. A ile B aralarında asalsa A üzeri X1, B üzeri Y1, A üzeri X2, B üzeri Y2 nedir arkadaşım? Bunlar arasında bir ilişki vardır. O ilişki de nedir biliyorsun? A'ların üstleri oranı, B'lerin üstleri oranına eşittir. Yani X1 bölü X2, Y1 bölü Y2. Aman dikkat! A'lar alt alta yani aynı tabanlar alt alta gelecek unutma. Mesela adam model soruda seni kekleyebilir, seni yeme yemeye çalışabilir, yedirme kendini. Nasıl? Hocam burada bir kıllık var diyeceksin. 4A eşittir 15 üzeri 2. Bir de ne diyeceksin? 4 üzeri 5 eşittir 15 üzeri B diyeceksin. Çok dikkat. Burada A ile B de aralarında nasıl olacak? Unutma bu kısmı aklında kalsın. A ile B ara. 15 ile 4 aralarında nasıl? O zaman ne dedik? Bunlar alt alta geldiyse A bölü 5 eşittir. Nedir? 2 bölü B'dir. Bana A çarpı B'yi soruyor. A çarpı de hoppa ne oldu? Bu kadar bitti işte. Bunu da halletmiş oldum. Evet son olarak arkadaşım dersimiz biterken bak konu biterken kısmına geldim. Yeni nesil üniversite sınavında çıkabilecek bir soruyu yapalım. Şu an dünyada 1 milyon tane bulunan penguenlerin her yıl nesli 5'te 1 oranında azalıyor. Bak bir şey... 5'te 1 oranında azalırsa geriye 5'te 4'ü kalır. O zaman 1 milyon yani 10 üzeri 6, 6 tane 0 var. 10 üzeri 6, birinci yıl 4 bölü 5 tane kalır. 10 üzeri 6 çarpı 4 bölü 5. Diyelim elimde bak elimle kapatıyorum. Bu kadar hayvanım var, penguenim var. Bu penguenlerin 5'te 1 oranında azalırsa bu elimde bulunanın 5'te 4'ü kalır. Bak 5'te 4'ü kalırsa o zaman bir de bunun 5'te 4'ü olacak. Devam ediyorum. Üçüncü yıl yine beşli dördü. Dördüncü yıl yine beşli dördü. Beşinci yıl yine beşli dördü. Altı yıl sonra diyor. Altı yıl sonra o zaman altıncı yılda yine beşli dördü gider. O zaman artık elimde ne var arkadaşım? On üzeri altı çarpı. Dört bölü beş üzeri altı var. Hemen toparlayalım. Bakın burası ne olacak? Hop on üzeri altı. Hatta bunların bakın üstleri eşit. Çok özür dileyerekten şöyle yapsak daha güzel olur. 10 çarpı 4 bölü 5 oldu. Üstler aynı olduğu için ortak üssü aldım. 10 ile 5 sadeleşti. Ne oldu? 2 kaldı. O zaman 2 kere 4 8 pardon orası değil. 2 kere 4 8 yani 8 üzeri 6 oldu cevabım. Peki 8 neydi? 2 üzeri 3'tü. O zaman 2 üzeri 3 üzeri 6'dan dolayı 2 üzeri 18 olmuş oldu. Bakın ne yaptık arkadaşlar? 1 Bir yılda 1 bölü 5 oranında azalırsa ne olacak? 4 bölü 5 kalır geriye. Her yıl aynı şeylerin üzerine üzerine bakın. Birinci yıl böyleydi. İkinci yıl böyleydi. Üçüncü yıl böyleydi ama paranteze gerek yok. Anladık olayı. Ne yapılacak zaten? Düz bir çarpma işlemi var. Başka da bir action yok. İşte arkadaşım dersimiz bitti. Konu biterken bugün neler gördük? Tanım gördük. A çarpı A nokta nokta A eşittir. Neydi? A üzeri N'di. N tane olursa. Özellikleri gördük. Çarpma, bölme, Üssün üssü, üssün negatifliği hiçbir önemi yoktu. Sadece ters takla attırırdı. Üssü denklemleri gördük. Özellikle x üzeri en eşittir bir denkleminin durumlarına baktık. Üssü denklemlerde tabanlar mı aynı, üstler mi aynı ona bakacaksın. Ve özellikle neydi o? Eksilisi varsa yani üssün çift o çiftse o zaman iki duruma da bakıyorsun. Bir aynı olabilir bir de ne olabilir? Ee, bir de eksilisi olabilir demiştik. Bunların hepsini anlattık. Konumuz biterken de güzel bir gülümseme bırakabildiysek suratında oh be ne güzel bu konuyu da hallettik anladık diyorsan işte ne mutlu bana. Arkadaşım şimdi sıra ödülü soruda bakın üstler çift. Üstler çiftse hemen iki durum var ayırıyorsun. İşte karşında güzel bir soru. Şimdi cevapları bakalım konuyu kim anlamış görelim. Yorum cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutmayın. Daha da önemlisi sizleri sevdiğini unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.